Eksi 1'e indik biz röntgen çekemeği için. Bayağı bir patlama sesi geldi, kofra patlama sesi. Millet panikleşince biz de yukarı çıktık eşyaları almak için. Kadın doğumda bayağı bir zehir gibi bir şey kokuyordu abi, bayağı duman da olmuştu. Ondan sonra zaten anında elektriği kesip direkt milleti çıkartmaya başladılar. Ama şu anda fazla bir şey olmadı abi. Sadece kofranın yandı söylendi. Birazdan da ameliyatları devam edeceklermiş zaten. Hastaneleri boşaltıldı mı? Boşaltıldı. Yok çok şükür şu anda hiç kimseye bir şey olmadı. Biz ameliyat için şey bekliyorduk, böyle sıranın gelmesini bekliyorduk. Cerrahi bölümdeydik biz. Bir alt katta doğumhanenin olduğu bölümde, bir de o ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Öyle önce bir ufak bir duman geldi ama duman böyle ciddi bir şekilde yoğunlaşmaya başladı, koku falan. Bayağı bir beklettiler bizi tedbir amaçlı. Odalardan da çıkarttılar ama baktılar yangını çok böyle kontrol altına aldılar almadılar. Çok böyle belirgin olmayınca bizi komple bir dışarıya çıkarttılar. Ya yangın herhalde şu anda kontrol altına alındı zaten. Ama tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi bizim. Ameliyathanede çıkan hastalar vardı. Onları biraz beklettiler yine tedbir amaçlı. Hemen yukarıya çıkartmadılar. Benim bildiğim kadarıyla öyle çok yoğun şekilde etkilenen yok. Yani öyle ciddi bir şeydi, durumda söz konusu değil yani. Hastaların refakatçileri şu an giriş yapabilirler arkadaşlar. Acilde muayene olmak isteyenler de şu an acilimiz aktif durumda. Polikliniklerimiz de saat 1'de açılacaktır, bilginizde. Halli mahalli gelenler, beyefendi gelecek. Abi 1'de, hepsi 1'de. Tekrar söylüyoruz, acilde muayene olmak isteyen vatandaşlarımız acilde muayene olabilir. Ve sizden rica